çocuk, herkes sokakta. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Seni korkutmak istemedik. Susayan yok mu? Terleyeceksiniz. Yeter artık koşturduğunuz deli danalar gibi. Su mu? Su mu? Hop! Ne? Hadi su mu dedelim? Ben çok susadım. Ben çok susadım. Su istiyorum. Bunu da verin. Çok susadım. Ver benim. Çok susadım. Durun durun, acele etmeyin. Sıraya girin. Sıraya girin dedim. Hadi istiyorum. Hadi istiyorum. Lütfen. Tamam. Hadi bakalım. Ben alırım. Hadi geç karşıya. Yerleştirin. Tamam, bu tarafa, bu tarafa. Çok ağırmış. Evet, oldukça ağırmış. Elinizi çabuk tutun. Hadi sallanmayın. Acele edin. Çabuk, çabuk. Biraz hadi. Hadi. Geç karşıma o zaman. Tamam, bu tarafa hadi. Tamam. Sen de gel, sen de gel. Kaptan, bu sefer yolculuğumuz nereye acaba? İstanbul'a gidiyoruz. Sen de acele et, hadi. Hey, gel kenara açın. Evet, gidiyoruz. Ben de su içeceğim. Bence bana. Çocuklar, hepinize yetecek kadar su var. Yalnız suya girin. Kurtuldum. Şimdi ne yapacağız peki? Tamam, bir şey yok çocuklar. Şimdi herkes geri çekilsin. Kimse kırıklara basmasın. Bir şey olmadı değil mi çocuklar? Söyleyin bana. Sen kırdın Cemli. Senin yüzünden öğretmenimiz üzüldü. Ama siz de beni ittiniz. Çocuklar. Olur böyle kazalar. Gerçi sıraya girseniz daha iyiydi ama oyun oynamak istediniz galiba. Bir şey olmaz canım. Yenisini alırım. Merak etmeyin siz. Olmaz öğretmenim. Hayır, siz almayın. Ben size yenisini alırım. Çünkü benim yüzümden kırıldı. Buna gerek yok Ezarfen. Hayır alacağım efendim. Hadi gidelim. Yine neler düşünüyorsun Hezarfen? Bekle Hezarfen, durun canım, nereye gidiyorsunuz? Hay Allah'ım, bu çocuk hiç uslanmayacak mı? Usta! Ne var? Ne oldu evlat? Ne bu telaş? Limnos'tan gelen gemi İstanbul'a yaklaşmış usta. Öyle mi? Özel kili kaparlar şimdi. En iyisi erkenden gitmek. Çıkıyorum ben. Atölye size emanet çocuklar. Biri gelirse ilgilenin. Hadi göreyim sizi. Hiç merak etme Avni usta. Hadi ben artık gideyim de şu kili kapayım çocuklar. Nereye gidiyoruz biz? Bana değil, Hezarfen'e sor. Hezarfen, nereye gidiyoruz söylesene.
Ben de bilmiyorum ama bir çömlekçi bulmalıyız Yakup. Çömlekçi mi? Bir bu eksikti. Epey dolaşacağız desene. Beklediğimize değdi doğrusu. Bu seferki kirler gerçekten çok iyiymiş. Duydun mu? Panzehir olan kilden de getiriyorlarmış. Bir an önce gelse de işimizin başına dönseydik. Dükkanı çıraklara bıraktım. Benim adım Kil Canavarı. Kil Canavarı mı? Aman Allah'ım, o zalim sen misin yani? Evet, çıkaramadın mı? Ne yapıyorsunuz bakalım haylazlar? Gel bakalım buraya. Gel, gel, gel buraya, gel. Gel bakalım. Bırakın beni. Bırak. Bizi şikayet edeceksin. Al bakalım sana. Al, bırakın beni. Sizin duyuyor musun? Bu sesler de ne? Ha? Ne olacak? Birini dövüyorlar. Nerede? Buldum. İşte buradalar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Bana yardım edecek. İpi çek. Ben suya geçeyim. Sen de al. Sen de al. İyi oldu. Beklediğimizden erken geldi gemi. Evet, killerimize kavuştuk artık. Bir an önce killeri yüklesek iyi olur. Benim tembel çıraklar işleri bitirememişlerdir hala. Gidip işleri toparlayayım bari. Aman aman şeytan kulağına kurşun. Benim çıraklar çok akıllı, uslu, ağırbaşlı. Bu sefer şansım yaver gitti. Ah ah, nerede bende o şans? Bugüne kadar bir akıllısı da bana denk gelmedi. Gençlik tabii. Gençlik ve akıl ikisi yan yana zor durur. Yaşlı Küheylan'ım da sabırsızlanıyor. Neyse, bu kadar lakırdı yeter. Hadi kil fıçılarını yükleyelim de yola koyulalım. Kavganızı bölüyorum ama benim bir çömleğe ihtiyacım var. Kapalıyız, başka yerden alın. Hayır, buradan almak istiyorum. En iyi çömlekler buradaymış. Neyin nasıl çocuksun sen? Kapalıyız işte, kapalı. Oo, oo. Çevir bakayım kırmacanı, çevir. Sağ ol bakalım. Şikayet, şaka. Sizi ustama şikayet edin. Görürsünüz. Bakalım ne olacak. Bırak beni. Tamam, kıpırdama, kıpırdama. Neler oluyor burada? Bir açıklama bekliyorum. Sizi dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz? Nedir bu yaramazlığınızın nedeni? Sizi haylazlar. Biz çömlek almaya geldik ama kavga ediyorlardı. Evet, durdurmaya çalıştık ama bizi dinlemediler. Ustacığım, sana da mahcup oldum. Olur mu canım? Şaşırdım ben de sadece. Akıllı uslu çırakların böyleyse eğer. Neyse, bana müsaade, görüşürüz. Bir şeyler ikram etseydin bari. Başka bir zaman, daha sakin bir günde.
Sizi haylazlar. Hadi içeri taşıyın bakalım kapıdaki kil fıçılarını. Hadi. Peki tamam, usta. Hemen usta. Hay Allah. Nedir bu çıraklardan çektiğim? Müşterilere de rezil ediyorlar beni. Gerçekten çok güzelmiş. Ne kadar da güzel. Harika. Şunlara bakın. Çok güzel hepsi. Nasıl yapıyor acaba? Çok merak ettim. Gerçekten öğrenmek istiyor musunuz? Evet. Madem bu kadar isteklisiniz öyleyse mesele yok. Fıçıları bırakıp çıkabilirsiniz. Kendime yeni çıraklar buldum. Ayrıca sizden daha hevesli görünüyorlar. İttirmesene. Neden durdun? Ne oldu? Ayağım çok acıyor. Ayağını düşürmüş. Ayağım. Ama biz... Fıçıları bıraktıysanız çıkabilirsiniz. Ama... Onlara ders vermek istedim. Birkaç güne kadar dönerler. Ama çömlek yapmayı bize öğreteceksiniz, öyle değil mi? Ne duruyorsunuz? Girin bakalım içeri. Malum sizler artık benim yeni çıraklarımsınız. Yaşasın. Bu çark hamura daha kolay şekil vermemizi sağlayacak. Evet. Ay. İşte şöyle. Kıvamı çok önemli. Ne çok yumuşak ne çok katı olmalı. İkisinin arası. Daralan ve genişleyen yerlerde elimizin hassasiyetini iyi ayarlamalıyız. Evet, az bir işimiz kaldı. Neredeyse bitmek üzere. İşte bitti. Ne var canım? Bunu herkes yapar. Demek öyle. Geç bakalım o zaman çarkın başına. Hadi. Yani pekala tamam. Tuvalet bozuldu galiba. Hanımların ince elleri de yatkın olur böyle işlere. Teşekkür ederim efendim. Bir de seni görelim bakalım. Olur. Hadi geç çarkın başına. Fena değil. Güzel. Bayağı becerikli. Aferin sana, elin yatkınmış, marifetli çocuksun doğrusu. Övünmek gibi olmasın ama öyleyimdir. Pekala, şimdi çömlekleri güneşe koymalıyız. Hadi. Bitti mi? Bu kadar mı yani? Hayır, son bir aşama kaldı. Fırınlama. Pişirecek miyiz? Nasıl yani? Evet, çok yüksek ısıda hem de. Bayağı sıcak olacak. Pişireceksek neden burada kurutuyoruz ayrıca? Eğer çömlekler iyi kurumazsa birden yüksek ateşle karşılaştıklarında çatlar. O yüzden önce biraz kurutmalıyız. Vay canına. Bundan sonrası kolay. Ben tek başıma yaparım. Emin misin? Daha işin püf noktasını öğretmedim ama. Daha ne olabilir ki işte? Öğretmenime çömleği ellerimle yapmak istiyorum. Tamam, sen bilirsin. Evet. Çok güzel olacak. Avni Usta, artık kendi çömleklerimi yapabilirim, öyle değil mi? Tabii yapabilirsin. Ama önce biraz bekleyelim. Yaptığımız çömlekler pissin. Vakit tamam çocuklar. Çıkaralım hadi fırından. Acele edin.
Ama ne oldu buna böyle? Neden böyle olmuş? Nasıl olmuş? Bilmem, sen daha iyi bilirsin. Ne olur söyle usta. Çok özür dilerim. Seni dinlemedim. Tabii ya. Daha işin püf noktasını öğrenmedik ki. Çömleklerde hava kabarcıkları kalır. Eğer püf diye söndürmezseniz işte böyle çatlar. Şimdi anladım. Demek püf noktası buymuş. Her işin bir püf noktası olurmuş değil mi? Her seferinde paçayı nasıl kurtardığımı merak ediyorsanız sakın bir sonraki bölümü kaçırmayın.